Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün hem Android telefonlarınızda hem de Apple telefonlarınızda kullanabileceğiniz en iyi 10 fotoğraf düzenleme programlarından bahsedeceğim. Hız kesmeden hemen videoya geçelim. 10 programımızın ilki, yani herhangi bir sıralaması yok bunların kendi aralarında, tamamen karışık bir şekilde veriyorum. İlki Visco ya da Visco diye de okuyanlar var, tercihi size bırakıyorum. Visco gelişmiş fotoğraf düzenleme araçları, ücretsiz 10 ön ayar ve temel ayarlar, keşfet sekmesiyle ilham verici görüntüleri içeren bir fotoğraf düzenleme programı. En popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. Aynı zamanda Instagram'da olduğu gibi düzenlediğiniz fotoğrafları haber akışında paylaşabileceğiniz bir platformu da var Visco'nun. Kendine özgü filtreleriyle öne çıkan fotoğraf düzenlemesi uygulaması Visco'nun sizi klişe haline gelmiş filtreler kullanan çoğunluğun arasından sıyıracaktır. Pozlama ve ışık ayarı gibi birçok ayarı çekim esnasında yapmanıza olarak tanıyor Visco. Aynı zamanda bulunduğunuz ortama en uygun değerleri daha kolay ayarlamanıza da olanak sağlıyor. 7 günlük ücretsiz deneme sürümünden sonra yıllık 137,99 TL ya da aylık 11,50 TL'ye tüm özelliklere sahip olabilirsiniz. Bir diğer programımız Adobe Photoshop Express. Bu programı kullanarak leke çıkarabiliyorsunuz, rötuş yapabiliyorsunuz, kırmızı göz düzeltebiliyorsunuz ve odağı belirli bölgelere kaydırarak bulanıklık verebiliyorsunuz. Profesyonellerin vazgeçilmezi olan Adobe şirketinden çıkma bir mobil fotoğraf düzenleme uygulaması olan Adobe Photoshop Express listemize devam ediyoruz. Photoshop kullananların aşina olacağı Adobe'un mobil fotoğraf düzenleme konusunda listemizde bulunan iki uygulamasından ilki olarak karşımıza çıkıyor Photoshop Express. Adobe Photoshop Express ile kırpma, kırmızı göz düzeltme, doygunluk ve hazır filtreler gibi birçok eklentiden yararlanabiliyorsunuz. Listede bulunan diğer uygulamalar gibi ücretsiz bazı özelliklerden faydalanabiliyoruz. Ancak tüm özelliklerden yararlanabilmemiz için aylık ücret ödeyerek üye olmamız gerekiyor. Geldik bir diğer programımıza, Snapseed. Snapseed'de seçmeli filtre fırçası, RAW dosyaların açılması, ücretsiz daha fazla filtre sunması gibi önde gelen özellikleriyle bilinen bir program. Google tarafından geliştirilmiş mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Ücretsiz verdiği filtreler ile göze çarpan Snapseed, aynı zamanda en fazla olumlu dönüş alan fotoğraf düzenleme uygulamalarından da bir tanesidir. Snapseed uygulaması, diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarından ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri ise kendi filtrelerinizi yaratabilme imkanı vermesidir sizlere. Android ve iOS uyumlu, sade ve stabil bir fotoğraf düzenleme uygulaması arayanları hedefleyen Google, diğer uygulamalar ile yapabileceğiniz birçok ayarı eksiksiz Snapseed bünyesinde barındırıyor. Geldik bir sonraki programımıza. Bu programımızın adı da Focus. Focus'un önde gelen özellikleridir şu şekilde: aynalı ön kamera seçeneği mevcut ve önceden çekilmiş fotoğraflara da bulanıklık efekti verebilme özelliğine sahip. Listemizde yalnızca iOS cihazlar için üretilmiş tek ücretsiz mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır Focus. Portre modu olmayan, tek kamerası bulunan ya da bulanıklık efekti veremediğimiz cihazlar ile arkası bulanık fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor. Bununla da kalmayan uygulama, daha önceden çektiğiniz fotoğraflara da bulanıklık efekti vermenin en kolay yolu olarak göze çarpıyor. Bir sonraki basamağımızdaki programımız ise Flickr. Flickr tamamen ücretsiz bir program. Otomatik iyileştirme ayarları mevcut. Filtreler açıkken de fotoğraf çekebilme olanağı sizlere sağlıyor. 1000 fotoğrafa kadar ücretsiz arşiv yapabilmenize olanak tanıyan ücretsiz mobil fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Filtreler açıkken çekim yapabilmenize de olanak tanıması büyük bir kolaylık olarak göze çarpıyor. Fakat tek eksik yanı olarak Türkçe dil desteği olmaması kullanıcıların geri dönüşe göre en çok gözlemlediğimiz sıkıntıların başında yer alıyor. Geldik bir diğer basamağımıza. Bu programımız bir dönem çok popülerdi. Özellikle birkaç sene öncesinde, 4-5 sene öncesinde çok popüler olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Programımızın adı Prisma. Prisma, modern sanat filtreleri, hızlı paylaşım, ücretsiz çeşitli fotoğraf efektleri gibi önde gelen özellikleriyle biliniyor. Visco gibi kendine özgü bir topluluğu bulunan Prisma fotoğraf düzenleme uygulamasını diğer uygulamalardan ayıran en büyük özelliği şüphesiz ki çeşitliliği ve gün aşırı yeni filtreleri kullanıcılara sunması. Premium abonelik fiyatlarının da makul olmaması kullanıcıların en büyük şikayetlerinden bir tanesi. 1 aylık abonelik fiyatı 52.99 lira iken 12 aylık abonelik fiyatı ise tam tamına 200 TL arkadaşlar. Geldik bir diğer Adobe programımıza.
Adobe Photoshop Lightroom. Profesyonel kamera eklentisi, hazır ayarlar ile daha kolay efekt verebilme olanağı, etkileşimli ücretsiz eğitimler gibi önde gelen özellikleriyle biliniyor. Listemizdeki iki farklı Adobe uygulamasının bulunacağını size söylemiştim. Adobe Photoshop Express gibi belirlediği standart özelliklere yine ücretsiz ulaşabileceğiniz Adobe Lightroom fotoğraf düzenleme uygulamasının ne farkı var diye soracak olursanız da aynı amaca hizmet eden iki farklı mobil uygulamasıyla göze çarpan Adobe'un bu iki program arasında yalnızca arayüz, araç takımları ve paylaşım gibi fazla efektif olmayan farklar mevcut. Örneğin Express'te otomatik filtreler alt kısımda gösterilirken Lightroom'da alt kısımda yalnızca araç takımı vardır. Kütüphanede oluşturabileceğiniz ve fotoğrafın tüm teknik bilgilerine ulaşabileceğiniz mobil fotoğraf düzenleme uygulaması olarak daha işlevsel görülen Adobe Lightroom uygulamanın masaüstü versiyonu da bulunmaktadır. Bir diğer programımız Afterlight 2. Filtrelerin çeşitliliği, gerçek 35 mm film kullanılarak hazırlanmış ışık sızmaları ve rötuş yapabilme özelliğiyle önde gelen bir programlardan bir tanesi. İlk versiyonuna nazaran çok daha etkili ve kullanıcıları tarafından tutulan bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Düzenlediğiniz fotoğraflara çerçeveler ekleyebileceğiniz, doku düzeltmesi yapabileceğiniz, gelişmiş araç takımları ile doygunluk, parlaklık, kontrast ayarları yapabileceğiniz eksiksiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Diğer çoğu fotoğraf düzenleme uygulamasında olduğu gibi içeriklere tam erişim için bu uygulamada size abone olmanız gerektiğini söylemektedir. Fakat ücretsiz sundukları ile de listemizde bulunmayı fazlasıyla hak eden bir program. Bir diğer basamağımız da PicsArt. Çoğunuzun da bileceği bir program. Özgün filtreleri, ücretsiz olması ve resim remixlemeyi sağlayan ilk uygulama olarak hafızalarda yerini koruyor. En popüler mobil fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesidir. İçerdiği reklamlar kullanıcıların en büyük şikayetleri arasında yer almaktadır. Animasyonlu çıkartmalar, videolarınızda da editleyerek daha efektif kullanabileceğiniz PicsArt uygulaması ile reklamları sorun etmem diyorsanız ve ücretsiz kreatif iş iyileştirmeler ile fotoğraf ve videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Reklamlardan kurtulmak ve tüm özellikleri kullanabilmek için ise PicsArt Gold üyeliğinizi başlatmanız gerekmektedir. Ve geldik listemizdeki son 10. uygulamamıza. HypoCam haber akışı vasıtasıyla ilham verici fotoğrafları takip edebilme, şık arayüzü, dahili kamera ile stabil çalışabilmesi gibi özellikleri önde geliyor. Siyah beyaz fotoğraflarda uzmanlaşmak istiyorsanız eğer sizin için en iyi fotoğraf düzenlemesi olarak bunu söyleyebilirim. Şık ve sade arayüzü ile kullanımı kolay bu mobil fotoğraf düzenleme uygulaması ile yalnızca siyah beyaz fotoğraf kültürünü çekerek değil, haber akışından ilham verici fotoğrafları takip ederek de deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomda tam 10 tane hem Android için hem Apple telefonlarınız için ücretsiz, kısmen ücretsiz programları, en iyi fotoğraf düzenleme programlarını sizlerle buluşturdum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu beğenebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.